Sevgili arkadaşlar, hayat ayna gibidir. Sen nasıl davranıyorsan aynaya, ayna o şekilde sana yansıyor. Bu gerçeği kabul etmen lazım. Ne ekersen onu biçersin. Bunu lütfen beyninin mermerine 2 santimlik delik deler gibi büyük harflerle yazmanı tavsiye ediyorum. Bunu anlarsan ve bunu tekrarlarsan hayatın kolaylaşır. Bunu gerçek olarak kabul et. Hayat bir ayna gibidir. Şimdi eğer senin oğlun ile bir sorunun varsa, eşinle beraber oğlunla bir sorun yaşıyorsa veya oğlun ile gelinin bir oldu, sana cephe açtıysa veya büyük oğlun veya küçük oğlun veya kızın sana sorun yapıyorsa, sen onu değiştirmeye çalıştıkça bataklığa batacaksın, çözemeyeceksin, çözülmüyor. Yıllarca uğraştın zaten, çözemedin, çözemeyeceksin. Ben sana bunu büyük harflerle bağıra bağıra söylüyorum. Bunu lütfen yaz ve tekrar tekrar dinle. Boşa enerji harcamayı bırak. Boşuna ömrünü tüketirsin. Peki ne yapacaksın? Senin oğlun, senin gelinin, senin kızın ayna gibidir. Onu ayna olarak kabul et. Onlar benim aynam olarak kabul et ve bu cümleyi söyle. Onlar benim aynam. Ben nasıl davranırsam onlar o şekilde davranacak. Bu gerçeği kabul et. Bunu tekrarla bu cümleyi. Ne zaman bunu kabul edersen o zaman yavaş yavaş farkındalık artacak sende ve problemin çözümü başlayacak. Şimdi kişi diyor ki benim oğlum bana suratını asıyor. Bana tavır yapıyor. Bana kaba davranıyor. Veya benim gelinim veya benim kızım bu şekilde bana haksızlık yapıyor. Diyor bunu. Peki bu senin aynan. Bu oğlun, kızın, gelinin senin aynan veya eşin senin aynan. Sen ne yapıyorsun ki oğluna, kızına veya daha önceden ne yaptın ki senin oğlun sana haksızlık yapıyor. Sana suratını asıyor veya sana kötü davranıyor. Ne yapıyorsun acaba şu anda? Lütfen bunu anlamaya çalış. Bunu A4 kağıdı al ve yaz. Ben ne yapıyorum? Hangi tavırları sergiliyorum? Oğlum geldiği zaman veya kızım odaya girdiği zaman nasıl davranıyorum? Bunu fark edemiyorsan, kolaylıkla fark etmek için, daha iyi fark edebilmek için cep telefonu ile kayıt yap kendini. Bir tarafa koy ve video çekimi ile kendini izle. Ben nasıl davranıyorum? Çocuklarıma veya eşime. O yüzden bana haksızlık yapılıyor ya. Bu gerçeği kabul et. Ektiğini biçiyorsun. Bu gerçeği kabul edersen, farkında olursan, anlarsan, hocam artık ben anladım, kendimi değiştirmeye hazırım diyorsan eğer hayatında bir değişiklik olur. Bunu kabul edersen. Yani şu dünyada değişmesi gereken tek insan var. Her gün dişini fırçaladığım, saçını taradığım o kişi, onu değiştirmem lazım. Yani kendimi değiştirmem lazım. Bu gerçeği sen eğer kabul edersen, bunu beynine yazarsan, o zaman senin oğlun değişecek. O zaman senin kızın değişecek, senin gelinin değişecek, senin eşin sana karşı değişecek. Ama sen biraz önceki gerçeği kabul edersen olacak. Yoksa boşuna ömrünü tüketeceksin. Boşuna onlarca sene ömür tüketeceksin. Boşuna o doktora, o psikoloğa, o eczaneye giderek ilaçlarla kendini zombiye çevireceksin. Bir şey değişmeyecek hayatında. Ömrünü tüketeceksin. Ömrünü zayi edeceksin. Kendini tanımadığın için, kendi üzerinde çalışmadığın için, kendini değiştirmeyi kabul etmediğinden dolayı. O yüzden
Bu gerçeği lütfen kabul et. Eğer ömrünü tüketmek istemiyorsan, ömrünü boşa harcamak istemiyorsan, ilaçlar alıp zombiye, canavara dönmek istemiyorsan bunu yap lütfen. Bunu sana anlatıyorum. Bu gerçeği kabul et. Tamam, anladın. Ben hocam değişmem lazım. Okey. Duygularımı kontrol edemiyorum. Düşüncelerimi ve davranışlarımı değiştiremiyorum. Hocam ben yapamıyorum. Tek başına yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Değerli arkadaşlar, biz Avrupa'da yıllardan beri Müslümanlara duyguları, davranışları ve düşüncelerini nasıl değiştireceğini adım adım onlara anlatarak ailece, birlikte, beraberlikle daha huzurlu, mutlu, başarılı nasıl olunur onu gösteriyoruz yıllardan beri. Ve biz size yıllardan beri videolarımızda, YouTube videolarımızda size farkındalık aşılamak için gayret gösteriyoruz. Nasıl yapacağınızı size adım adım anlatabilirim. Ama eğer siz değişime hazırsanız, eğer değişime hazır değilseniz, başkalarını suçluyorsanız ve suçlamaya devam edecekseniz, o zaman hayatınızda bir şey değişmeyecek. O zaman kimse size yardımcı olamayacak. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Eğer gerçekten artık zamanı geldi, vakti geldi diyorsanız, uyanma vakti, zamanı geldi diyorsanız, üzerinde çalışmalar yapmaya hazırım diyorsanız, o zaman yapacağınız tek şey var. Hemen bizimle iletişime girme. Bu videonun altındaki linke tıklayarak formu dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra gönderiyorsunuz. Bizim programlarımıza uyduğunuzu anlarsak, değişime hazır olduğunuzu anlarsak, o zaman arkadaşlar sizi ararlar. Benimle online birebir görüşme ayarlarlar ve ben size orada da adım adım ne yapacağınızı anlatırım bu problemleri çözmek için. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Yanında da sevdiğiniz insanlara bu videoyu paylaşın. Onlar da faydalansın. Onlar da bazı konuları anlasınlar. Onlarda da farkındalık oluşsun değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.